Hava sıcaklığı eksi 5 derece, 22 Fahrenheit. Chicago, Illinois, Elgin'den Star Trek'a kampa gidiyoruz. Kar kampı, kış kampı yapacağız. Orada sıcaklık daha da düşecek. Eksi 10 derece, hatta gece eksi 20 dereceye kadar düşecek. Göreceğiz, güzel bir kamp olacak. Kamp yapacağımız yere ulaştık. Illinois Star Trek State Park. Gördüğünüz gibi her yer karla kaplı. Önce temizleyip çadırı kuracağımız yeri temizleyip çadırımızı kuracağız. Sonra da eşyalarımızı indirip etrafı dolaşacağız. Burada çok güzel kanyonlar var. Kanyon dediysem büyük kanyonlar gibi düşünmeyin. Yani küçük küçük çok güzel kanyonlar var. Çadırımızı kurduk. Biraz zor oldu. Hem kar çoktu hem de rüzgar var. Ondan gördüğünüz gibi çok rüzgarlı ve karlı. Ne diyorsun, kampımız nasıl gidiyor? Kamp mükemmel. Hafif yani çadırın içi bence durulabilecek sıcaklıkta, sıkıntı yok. Dışarısı tabii ki de çok soğuk. Yavaş yavaş acıkmaya başladık. Bence gidip gezip gelelim. Yapalım. Sonra gelip yemeğimizi yiyelim. Evet, kampımızda tabii ki hiking de yapıyoruz, yürüyoruz. Star Trek'te çok güzel yürüyüş yolları, patikalar var. Yaklaşık 11 mile, yani 18-20 kilometrelik yollar var. Burada bir de malzemeyle ilgili bir şey söyleyeyim. İşte krampon böyle yerler için lazım. Yerler buzlu ve ve eğimli. O yüzden krampon takmazsak ayıp, bir taraflarımızı kırabiliriz. Bu önde yürüyen arkadaş mesela olmaması gereken örnek olarak cesaretini almış gelmiş. Cesaretini almış gelmiş. Gerekli malzemeleri almamış. O da şey, örnek olarak. Pozitif testing, negatif testing. O da negatif örnek olarak olması gerekiyordu. Sağ olsun o rol üstlendi. Kedi adımlarıyla aynı tekrar bastığımız yerlere basıyoruz tekrar. Star Trek'te güzel şeyler var. Yürüyüş yolları, patikalar, trail'ler. Yaklaşık 8-10 mile. Çok güzel kanyonlar var burada. Kanyon dediğim yani büyük kanyonlar değil de küçük küçük kanyonlar. Burası bir Kızıldereli bölgesi. Çoğu yer olduğu gibi. Kızıldereliler. Efsaneye göre yani bir Kızıldereli şefi. Burada beyaz adamla, Fransızlarla galiba. Bu bölgede Fransızlarla savaşmış. Savaşırken açlıktan, yani buraya sığınıyor. Ve açlıktan ölüyor. O yüzden Star Trek, yani açlıktan acıkan kaya, çok acıkan kaya şeklinde bir isim koymuşlar. Wildcat Canyon, Star Trek'teki kanyonlardan biri. Nasıl, eğleniyor muyuz Burak? Evet, çok eğlenceli.
Gerçekten doğada yürümek insana böyle bir zevk veriyor. Dinginlik, huzur, Dinginlik veriyor, ferahlık huzur veriyor. diyorsun. Temiz hava, tertemiz bir hava. Hı. Güzel yani. Üşüdün mü? Yani biraz ellerim üşüdü. Onun dışında çok üşümedim. O da eldivenim çok iyi değil. Yine senin de dediğin gibi bir kampçı olmadığımı gösteren, görüyorsunuz, çok ince bir eldiven. Bununla gelmek de bir cesarettir ama iyidir yani. Kısıtlı imkanlarla nasıl kamp yapılır? Bu da lazım. Survival. Evet. Ha bak, yerde gördün mü? Bak kırmızıları, bak bak şurada. Biz her kampta kendimize bir hayvan ismi, nickname olarak, lakap olarak takıyoruz. İşte burası da Stardark'ta bir Kızılderili bölgesiymiş her yerin. Çoğu yerin olduğu gibi. İşte malum Kızılderililer uçan kartal, oturan ayı, koşan boğa falan öyle isimler koyuyorlar. Ben de burada düşündüm taşındım ne koşu koyayım diye. Bu mevsimde Ocak'ta, Şubat'ta buraya kartallar geliyor. Bald Eagle'lar, kel kartallar. Alaska'da sular donduğu için orada avlanamıyorlar. Buraya geliyorlar. Buradaki bütün sular donmuyor. Burası da soğuk ama. O yüzden burası, bu mevsimde kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar hepsi kel kartalları gözlemlemek için, fotoğraflamak için geliyorlar. İşte ben de hem tipime uygun, özelliklerime uygun çok iyi bir hayvan adı işte. Kel kartal, Bald Eagle. Burada benim lakabım o. Değil mi Burak? Bana ne diyeceksin? Senin ne? Senin nickname'in hangi hayvan? Ben burada kutup ayısı olmaya karar verdim. Kutup ayısı. Evet, gayet iyi. Şaka tabii ki, böyle şeyler yapmıyoruz. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Uzun ve harika bir doğa yürüyüşünün ardından akşam oldu. Karanlık çöktü, kamp alanımıza döndük. Çadırımızı naylonla ve brandayla biraz izole etmeye çalıştık. Çünkü çok fazla hava alıyor içeriye. Hemen ateşimizi canlandırdık ve akşam yemeği hazırlığına başladık. Akşam yemeğinde harika bir saç kavurma olacak. Akşam yemeğini odun ateşinde saç kavurma yapacağız. Kavurmamızı koyduk. Yani sacımızı koyduk. Isınıyor. Şöyle. Çadırımız. İçeride Burak malzemeleri hazırlıyor. Dışarısı çok soğuk olduğu için içeride yapıyor. Kavurmanın yanına et de yapmıştık şöyle, o da pişti. Çok oldu ama ya. Yemeğimizi yedik. Saat 8-8.30. Hissedilen eksi 27 derece. Eksi 27 derece. Bant almıştık. Belki çadırın açık yerlerini de kullanırız diye. Bant soğuktan etkisini kaybetti. Açıkta kalan her şey donuyor. Domatesler, salata, her şey. Evet, güzel bir kamp. Eğleniyoruz. Çay yapacağız. Gece biraz etrafı dolanmak istedik arabayla. Geceyi dışarıda tamamladık. Şimdi çadıra gireceğiz. Biraz da çadırda durup ondan sonra uyumaya çalışacağız. Hissedilen eksi 30, belki de daha fazla. Her şey donuyor.
Gece boyunca çok fazla rüzgar vardı. Rüzgar bizi hiç uyutmadı. İşte böyle sürekli çadırımızı dövdü. Kampımızı tamamladık. Gece eksi 30'ları gördük. Hatta hissedilen bir ara eksi 38 olmuş. Üşüdük de üşümedik değil ama yine de çok üşümedik. Geceyi ölmeden geçirdik. Şimdi çadırı toplama zamanı. Kamp alanımıza şöyle bir son bakış atıyoruz. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız diyerek veda ediyoruz. Yeni kamplarda, kış kamplarında, yaz kamplarında görüşmek üzere.